السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين، بعد داع رسول الله، بعد داع سادة أصحاب رسول الله، بعد داع مشايخ الدستور، وإن شاء الله فاز درسنا شيخ محمد ناظم القاري، بعد تاريخاتنا الصحبة والخير في الجميع. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kullun müyessir lima hulukala, her insan yaratışına göre kabiliyeti var. Onu Allah herkese ayrı ayrı görüntüler yüzü verdiği gibi onun kabiliyeti de değişiktir. Herkesin bir kabiliyeti var. Allah'ın lütfudur işte. Birbirlerine yardımcı olsunlar diye, birbirlerini tamamlasınlar diye, cemaat olsunlar, millet olsunlar, Allah'a kul olsunlar diye herkese değişik bir özellik yapmış. O insanda o olduğu vakit bazı şeyleri yapabiliyor, bazılarını yapamıyor. Yapamayınca üzülüyorlar şimdi insanlar. Çünkü insanlar kendilerini kalıp içine koymuşlar. Herkes aynı olacak. Herkes bu İşler yapacak. Öteki o işler yaparsa öteki yapılacak işler kim yapacak? İşte o vakit hesaplar karışıyor. En sonunda millet üzüntüyle kendilerine verilen kabiliyeti yapamadan bu dünyadan göçüp gidiyorlar. Yani o kabiliyet, bu dünya kabiliyeti ahiret için de aynı şekilde bazı insanlara Allah vehbi olarak verir. Bazı insanlar gayret edip bu mertebelere yükselmeye bakarlar. En mühim şey de nefis terbiyesidir. Onu, o kabiliyeti herkeste vardır ama nefsine mağlup olan var. Nefsine galip olan var. Nefse tabi olan nefse mağara derler. Kötülüğü emredendir, iyiliği emretmez. Terbiye ede o nefsi mutmainneye yükselir ki o nefsi ammare dedi, nefis bütün kötülüğü emreder. Orada iyi şey varsa, kötü şey varsa kötüyü emreder. Temiz yenecek şeyler varsa kötü yedirir insana. Helal varken harama baktırır. Yani o emmare nefsi onu terbiye ede nefsi mutmainne diye olur. O da Allah'a kul olan terbiye olmuş, Allah'ın rızasını kazanmış olan nefistir. O da insanları yüce mertebelere yükseltir. İşte dediğimiz gibi bu herkeste bir meziyet var. Ama en mühim şey de insanlar bu nefis terbiyesi için bazen kendileri tek başına yapamazlar.
insanlarla beraber olması lazım. Şeyhinle beraber olması lazım. Şeyhin de Allah'tan verilen vazife iyilerle beraber olmak. Kötüye hiç fırsat vermemek. Nefsine en ufak bir taviz vermemek. Çünkü nefis taviz alırsa hemen kötüye götürür, kötülük yaptırır. Allah hepimize kendimize münasip olan meziyetlerden uğraşmayı nasip etsin. Bu da bir güzel bir şeydir. Onu yapıp da razı olan hayatından memnun olur. Allah'ın kısmet ettiği şeylerden de memnun olur. Hayatı da güzel olur, ahireti de güzel olur. Allah hepimize nasip etsin inşallah.